Onun yaşı yok. Yaş çok geri düştü artık kireçlenmeden. O ilk çıktığı dönemlerde biz işte 60 yaşının üstündekilere yapalım diyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi 25 yaşında da hasta var. Hı hı. Bakıyorsunuz dizi çok ağrılı, bozulmuş, tedavi şansı kalmamış. 25 yaşında da yapılıyor. Yapılabiliyor tabii gerçekten. Yapılıyor. Peki bu protezler çoğunlukla diz protezi. Çok başarılı geçtiği için belki bundan bahsediyoruz. Kalça protezi de aynı eşdeğer mi hocam başarı oranları sizce? Hocam kalça protezi diz protezinden çok daha önce yapılmaya başladı. Aslında daha eski, daha tecrübe tabii var. Yani herkes kalça protezi konusunda daha tecrübeli. Onlardan da alınan sonuçlar fevkalade iyi. Yeter ki ameliyatı iyi uygulayın. Yoksa iyi bir şey iyi yapılırsa iyi oluyor. Şimdi yaptığınız iyi bir diz protezi son teknoloji protezlerle 25 sene, 30 sene sağlıklı kullanma ömrü var en azından yani. Hatta biz bir kısmını belki daha da uzun kullanabileceğiz. Şimdi seramik protezler var. Onların ömrü çok daha uzun. Yeni protezin bir plastik kısmı var. O plastik kısmı çok geliştirdiler. Bu geliştirilen plastik kısmın gelişmesinde de bir Türk doktor Amerika'da işin başında. O da bizim için bir gurur vesilesi tabii. Kesinlikle. O Türkiye'den mi yürütüyor çalışmaları? Hayır, Amerika'dan yürütüyor. Arada bir Türkiye'ye geliyor, konferanslar falan veriyor ve o malzemeyi çok geliştirdi. O aşınma ömrünü çok uzattı. O protez, öyle protezlerin de yani gene 25 yıl civarında sağlıklı ömrü olduğunu düşünüyoruz. Yani bu da çok önemli. Kullanılan protezin kalitesi de mutlaka ameliyatın başarısını etkiliyor. Tabii, protezin kalitesi artı ameliyatta uygulanan teknik. İkisi de hem çok de önemli. Hocalarımızın tecrübesi mutlaka. Elinin yatkınlığı. Evet. Sevgili izleyiciler, profesörümüz, Profesör Doktor Sayın Nejat Güney ile birlikteyiz. Bizi aramaya devam edin. Hemen başladılar hocam. Zaten o kadar yoğun aramalar var ki. 0212 625 58 33 numaralarımız. Derken zaten bir izleyicimiz arıyormuş. Hoş geldiniz diyelim. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımefendi. İyi sabahlar diliyorum. Günaydın diyorum çok hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de günaydınlar. Hayırlı efendim. Sağ olun Ahmet Bey. İstanbul'dan arıyorsunuz bizi. Hemen tabii sorunuzu tabii alıyorum hocama. Evet, buyurun. Buyurun. Hocam günaydın. Günaydın. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim benim hanımın aşağı yukarı 20 seneye aşkın bu kalçada kıkırdak aşınması hastanelerde filan da yattı. Sizin de bahsettiğiniz gibi ilk başlangıçta bir takım ekstra çalışmaları da yapıldı. Bizim hanım bundan biraz ihmallık etti. Tam teşekküllü yapamadı. Sonuçta ameliyat denildi. MR'lar çektirdik. Bundan daha 20 seneye yakın iyi tanırsınız. Samatya Hastanesi'nin başhekimi vardı, Mustafa Ceniklioğlu. Evet. Oraya gittik. Hoca dedi ki hemen ameliyat edeyim dedi. Bir başkalarına başvurdu. Onlar da erken daha olmaz dedi. İşte bir takım ilaç dediler ama en sonunda şimdi bu kıkırdak aşınmasında hanım rahat da değil. Ameliyette de korkuyu bunu bu ilaçla bir takım yurt dışında ilaç getirdik. Bir şeyler kullandık. Şimdi de ağrı kesici fazla olduğu zaman ağrı kesici atıyor. O şekilde devam ediyor. Hı hı. Hocam bunu bu ameliyatsız yani cerrahsız bunu ilaç tedavisi yapmamız mümkün mü? Yapılabilir mi? Hı. Ahmet Bey öncelikle hanımefendiye geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Maalesef bu hastalığın ilaçla kesin bir çözümü mümkün değil. Demin de izah ettiğim gibi başlangıcında hastalığın erken dönemlerinde bir takım ağrı kesicilerle ağrıları kontrol etmek mümkün olabiliyor ama ilerlemiş yani siz şimdi 20 yıl dediğinize göre bayağı ilerlemiş olması lazım bu hastalığın. Evet. 20 yıl sonunda artık bunun ilaçla kontrolü mümkün değil. Evet. Ameliyat konusunda tabii duyduğunuz bir takım olumsuz sonuçlar sizi bu ameliyattan korkutuyor olabilir. Evet. Ancak bunu çok başarılı bir şekilde ülkemizde yapılan merkezler var, yapılan yerler var. Oralarda yapıldığı takdirde 3-4 hafta içerisinde normal yaşama, ağrısız yaşama dönmek mümkündür. Ameliyat süresi de alışmış bir elde 45 dakika ile 1 saat arasındadır. Çok teknik yönden sıkıntı yaratacak. 1 saat 45 dakika kalça ameliyatı. Tabii. Ben yani 1 saat içinde 45 dakika ile 1 saat arasında biter. Yani çok sıkıntılı doğumsal kalça çıkına bağlı olmamak şartıyla normal bir
kalça kireçlenmesi ise bu, o zaman yani bir saatlik bir ameliyat olarak kabul edin ve iyileşme süresini de 3-4 hafta olarak kabul edin. Hanımefendi bu sıkıntıyı çekmesin. Evet. Bu çok güzel, çok iyi bir hocam, şekilde yapılabilir. Hocam topallıyı yürürken topallıyı bu kalça sanki ya. Böyle ön şeye çıkıyor. Tabii bu da... kısalmıştır da bacağı şimdi. Bacağında kısalık da vardır ama ameliyattan sonra bunların hepsi düzeliyor. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey'e gerçekten. Burada bir de eşlerin eşi için araması çok hoşumuza gidiyor hocam. Yani evet. Bir erkek eğer eşiyle ya da kadın eşiyle ilgileniyorsa gerçekten bu güzel bir şey. Hastalığıyla ilgileniyor, derdine ortak alıyor mutlaka. Onun adını aramış. Bir onun için öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Tabii. Bir kadın olarak da bir dikkatimizi çekiyor hocam. Çok sağ olun Ahmet Bey. Hem de bizi izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Aslında soruyu cevaplarken hocam konuşacağımız konuyu da anlatmış olduk. Kalça protezi ameliyatlarından çok korkuluyor. Eskiden yapılmış daha çok kötü şeyler duyulmuş bu anlamda ama o kadar güzel açıkladınız ki korkacak hiçbir şey yok diyorsunuz. Tabii, yani boşuna bu ağrıları yaşamasına gerek yok izleyicilerimizin, öyle mi hocam? Şimdi hakikaten bu ameliyat şu anda ben seyircilerimiz bana itimat etsinler. Tabii Türkiye'de fevkalade bu ameliyatı uygulayan hekimler var. Hı hı. Merkezler var. Oralarda bu yapıldığı zaman komplikasyonla karşılaşma olasılığı son derece düşük. Hı. Yani hiçbir ameliyatta hiçbir hekim, bırakın kalça ameliyatını, en basit bir ameliyatta bile ben bunu yapacağım %100 başaracağım şeklinde bir şey sergileyemez. Evet, yani bu çok doğru. Abartılı bir yaklaşım olur ama bu ameliyatlarda başarı %90'ların üstünde buralarda yapılanlarda. Yani en çok korkulan mesela komplikasyonları ben size söyleyeyim. Hı hı. Halkımız da bunları biliyorlar. Tabii. Bir enfeksiyondan korkuyorlar. Evet. İki damar tıkanmasından korkuyorlar. Hı hı. Şimdi bakın bunların hepsinin çaresi var. Yani siz sterilite şartlarına son derece uymuş, ona göre teknik imkanları, donanımı olan bir ameliyathanede usta ellerde bu ameliyatı yaparsanız enfeksiyonla karşılaşma olasılığının %1'lerin altında. Altında. Çok çok düşük. Tabii. Yok denecek gibi gayet bir oran neredeyse. Damar tıkanması içinse bugün fevkalade ilaçlar var. O fevkalade ilaçları ameliyatla birlikte kullanmaya başlıyorsunuz. Kullandığınız zaman bu damar tıkanması olayı da yok. Hmm. Yani bunların... O da ortadan kalktı. Eskiye nazaran hocam bir anlamda bütün risklerin önüne geçilmiş oluyor. Gayet her tabii. Geçen gün biraz daha gayet kademe atlamış yani sıkıntı oluyoruz. Yaşadıkça hekimler o sıkıntıyı aşmak için çeşitli çareler buluyorlar. Bu ameliyatın başlangıcı yaklaşık 1950'ler yani 50-60 yıldır bu ameliyat yoğun olarak yapılıyor. 1962 yılından sonra mesela bir İngiliz cerrahın kemik çimentosunu bulmasıyla acayip iğme kazanmış bu ameliyat. Ondan sonra çok daha yoğun olarak yapılmaya başlamış. Hı hı. Daha sonra diz protezi çıktı. Diz protezi biraz daha sonra çıktı. Ya bugün son derece yoğun olarak yapılıyor. Ben size yaklaşık sayılar vereyim mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık protez sayısı, diz protez sayısı 500 binler civarında. Hı hı. Avrupa'da 250 bin civarında yılda ameliyat sayısı var. Belki daha bile fazla yani. Çok yoğun olarak yapılıyor. Çok önemli bu gerçekten. Bir de hocam kalça protez ameliyatı 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor dediniz. Yani tabii burada tecrübe önemli alışık mutlaka. Alışık bir elde biter. Alışık yani, bir el çok önemli. Peki hocam diz protezinin süresi ne kadar? Diz protezi ameliyatın daha süresi daha kısa? Daha kısa. Diz protezi de yani o da 40-45 dakika maksimum biter. Eğer vaka çok komplike bir karmaşık bir vaka değilse alışık bir el onu bitirebilir. Hı-hı. Peki genel anestezi mi uygulanıyor? Bir de izleyicilerimiz bundan da korkabiliyorlar. Mesela şeker hastası ya da tansiyon hastası, kalp hastası olan izleyicilerimiz var. Ya da aşırı kilolu olanlar genel anestezi almaktan korkuyorlar, bayılmaktan. Yine de nasıl bir uygulama şimdi yapılıyor? Şimdi anestezi konusunda da ben size kısaca bir bilgi vereyim lütfen bu konuda. Hocam. Bir defa ameliyat olacak bütün hastalar hangi yaşta olursa olsun belirli bir ameliyat öncesi tetkikten geçerler. Hı hı. Hem kan tetkikleri yapılır, kalp muayenesi, akciğer muayenesi, böbrekler vesaire. Yani bütün sistemler muayene edilir. Yani hasta gelip de benim hiçbir şeyim yok, ben turp gibiyim de dese o hastada bütün bu tetkikler yapılır. Bu rutindir, bu değişmez. Biz şimdi burada safa sağlam hasta aramıyoruz.
Yani kalkıp da 80 yaşında, 85 yaşında hastayı ameliyat ediyorsunuz. Hı hı. O hastanın hiçbir sorunun olmaması mümkün değil. Beklenemez zaten. Kalp doğru. hastası da olur, diyabeti de, şekeri de vardır, tansiyonu da vardır. Doğru. Önemli olan burada bir hastanın profilini çıkartmak. Çünkü o profile göre tedavi hı hı. uygulayacaksınız, anestezi uygulayacaksınız. İkincisi de hakikaten bu ameliyatı olursa çok büyük sorun yaşatacaksa bize, öyle hasta var ki yani normal yürürken sorunu yok ama ameliyat masasına yatıp ameliyat olduğu zaman sorunu çıkacak. Hmm. İşte o hastalar daha önceden tedaviye alınıyorlar. Tedavi ediliyorlar. Ameliyata hazırlanıyorlar. Onlarınki biraz daha uzun sürüyor. Hmm. Normalde bir günde hazırlarsınız hastayı. Ama o tip hastalar sırasında bir hafta, 10 gün, bazen bir ay hmm. erteleniyor ameliyatları. Hmm. Bunlar acil ameliyatlar olmadığı için, elektif ameliyat diyoruz biz buna, acil olmadığı için riskleri almak istemez kimse. Ne biz isteriz risk almayı, ne aile ister. Hı hı. Anestezinin genel mi belden aşağı mı yapılacağı konusundaysa, belden yapılan anestezi bugün çok tercih edilen bir anestezidir. Çünkü belden aşağı epidural, yani hı hı. tıbbi olarak epidural anestezi yaptığımız zaman hastayı uyku ilacıyla uyutarak bizim çalışmalarımızı duyurmuyoruz. Hmm. Yani onlar tedirgin olabilirler ameliyat esnasında diye. Narkoz değil. Uyku ilacı veriyoruz. Onlar uyuyorlar gene. Yani aslında en belden aşağıları zaten tabii. uyuşuk oluyor. Uyuşuyor ama bir de uyuyorlar. Gibi uyuyorlar tabii. ameliyat esnasında. Bu şeyin, belden aşağı anestezinin çok büyük faydaları var. Bir defa ameliyat sonrası ağrı kontrolünü yapabiliyoruz. Oradan devam ederek, ilaç vermeye devam ederek ağrı duyurmuyoruz. İkincisi, bu damar tıkanıklığı olayında çok büyük faydası var. Bu olayı bize hı hı. yaşatmıyor. Üçüncüsü de, hasta ameliyattan çıktığı anda hiç ameliyat olmamış gibi güle oynaya yatağına gidiyor. Hı hı. Yani o genel anestezinin vermiş olduğu bir takım sıkıntıları hiçbir kesinlikle zaman yaşamamış evet, oluyor. Yaşamıyor. Bu anlamda yani izleyicilerimizin içine su serpmek lazım gerçekten. Hani ama genel bayılmaktan korkanlar için diyeceğim. Çünkü cerrahi müdahalelerden genelde bu yüzden çok fobi yapan kendine insanlar var. Evet, epidural anestezi sayesinde, yani belden aşağınızı uyuşturarak hem de uyku ilacı sayesinde sizi de uyutarak hiçbir şey hissetmeden kolayca ameliyata ve ameliyat sonrasındaki ağrıları da tamamen hissetmeden geçirebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Çok kolay operasyonlardan bahsediyoruz. Hocamız diyor ki niye ağrı çekesiniz? Mutlaka bir tedavisi var. Erken teşhisini yaptırırsanız da bir yöntemi var. Ama cerrahi, en son durumda bile cerrahi bir müdahale fırsatı var. Kaçırmayın bu fırsatı diyor. Şimdi reklamlara gideceğiz ama sorularınız var. Hepsini reklamlardan sonra hocama ileteceğim. Ayrılmayın, hemen geliyoruz.